Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu fizik bilimine giriş olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 9. fizik kazanım kavrama testi 4, fizik bilimine 4 testi olacak. Daha önce ilk 3'ünü de çözmüştük. Milli Eğitim Bakanlığı sevgili arkadaşlar 2022-23 için testleri güncelledi. Kasım ayında yayınlandı. Ben de size güncel çekimleri yapıyorum. MEP yetkililerine emekleri için teşekkür ediyoruz. Soruları çözerken de yardımcı olmaya çalışacağım sizlere konu anlatımlı olarak. Birinci soru eğer ki arkadaşlar, birimler verilmiş. Birimlerden hangileri temel büyüklüklerin SI yani uluslararası birim sistemine göre arkadaşlar birimlerindendir? Bakalım santimetre arkadaşlar, santimetre bir uzunluk birimi ancak biz SI'da metre kullanıyorduk değil. Saniye, evet zamanındı sevgili arkadaşlar, temel bir büyüklük. Celsius sıcaklık birimidir ama biz Kelvin kullanıyorduk değil. Ton kütlenin birimi arkadaşlar, biz kilogram kullanıyoruz SI'da. Yani biz kullanıyoruz derken ton da kullanılıyor tabii ki. Celsius da kullanılıyor ama SI'ya göre arkadaşlar, uluslararası birim sistemine göre Kelvin, kilogram, metre şeklinde. Amper, evet arkadaşlar temel büyüklük ve temel büyüklüklerde arkadaşlar uluslararası birim sistemine göre amper akım şiddetinin birimiydi. Litrede arkadaşlar hem temel değil türetilmiş bir büyüklük. Litre santimetre kübün arkadaşlar 1000 katı olan desimetre kübe denk gelir. Halk arasında litre olarak biliriz, işte bu desimetre küptür. Bunu da söylemiş olalım. 2 ve 5 dedik arkadaşlar. 2 ve 5 neredesin? C şıkkındasın. Devam ediyoruz ikinci soruyla. İkinci soru şöyle der. Ne der? Şöyle der. Sürtünmesiz yatay düzlemde X cismine F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre cismi etki eden bileşke kuvvet. Yani net kuvvet arkadaşlar. Hepsinin yaptığı iş ne olur? Bakın sağa doğru 17 ve 12 var. Bu arkadaşlar sağa doğru toplamda 29 Newton'la çekerken bu arkadaş da zıttı yönde 9 Newton'la itmiş. Birbirlerinin zıt yönünde olduğu için 29'dan 9'u çıkardığımda sağa doğru 20 Newton'luk net bir kuvvet. Yani bileşke kuvvet etkiyor deriz arkadaşlar. 2'ye E dedik. 3 ile devam ediyoruz. Benzer bir soru. Daha çok böyle vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş bir soru. 3 arkadaş el birliğiyle 100 Newton, 250 Newton ve 300 Newton'luk kuvvet uyguluyorlar kamyona. Ben kamyon dedim, araç demişler. 100, 250 olduğuna göre kamyona uygulanan kuvvet ne kadardır toplamda? Hepsini topla diyor. Toplama biliyor musun bakalım denmiş. 400, 250 daha 650 yapar arkadaşlar. Bunları toplarsak. 4. soruyu çözemiyorum. Neden çözemiyorum arkadaşlar? ÖSYM'nin daha önce 2020 TYT'de sorulmuş. ÖSYM soruları telif hakkını dahil arkadaşlar. Telif hakkım olmadığı için de çözemiyorum. Sıkıntı da yaşamak istemediğim için telif haklarına da saygı duyuyorum. Ben 5 ile devam ediyorum. Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Buna göre löp ölçümlerinden hangileri yine arkadaşlar uluslararası birim sistemi yani SI kullanılarak ifade edilmiştir. SI'deki birimler. Hızlı trenin hızı 200 kilometre bölü saat. Arkadaşlar bizim metre bölü saniye deseydi uluslararası birim sistemindeki ifadeler kullanılmış olabilirdi. Oysa burada hem kilometre hem de saat kullanılmış değil. Suyun donma sıcaklığı 0 derecedir. Biz Kelvin diyorduk. SI'ye göre arkadaşlar. Tüpteki hidrojen atomu 1 mol kadardır. Evet, madde miktarını mol diyorduk. Bu SI'ye girer. Yalnızca 3 diyoruz. 5'e de gönül rahatlığıyla 6 ile devam ediyoruz. Birimlere verilen fiziksel büyüklüklerden lümbür lümbür hangileri sıcaklık birimi olarak kullanılır? Sıcaklık. Tamam işte. Sıcaklık olarak kullanılır. SI'den bahsetmiyor arkadaşlar. Burada uluslararası birim sisteminden bahsetmiyor. Kelvin bir sıcaklık birimidir arkadaşlar. Celsius de zaten ülkemizde biz bunu kullanıyoruz. Celsius'i. Ama SI'da Kelvin'dir. Kalori arkadaşlar enerji birimidir. Joule de o şekilde. Enerji, sıcaklık. 2 ve 4 neredesin? C şıkkındasın. Bir dakika. 2 ve 4.
2 ve 4 değil ki şimşek bu. 1 ve 4. 2 ve 4 E'de. Evet E diyoruz. 7 ile devam ediyoruz. 7 der ki nokta nokta buraları diyor doldur diyor. Evet uluslararası birim sistemindeki birimi nokta nokta olan kuvvet. Arkadaşlar kuvvetten bahsediyor. SI'deki birimi neydi bunun? Newton. Newton. Newton olan kuvvet nasıl bir büyüklüktür arkadaşlar? Ne yöne doğru? Kuvvet senin çektiğin yöne doğru. Sağa çekebilirsin, sola çekebilirsin, yukarı çekebilirsin. Hatta yer çekimi kuvveti ne yöne arkadaşlar? Yere doğru. Vektörel bir büyüklüktür. Vektörel. Ve neyle ölçülür arkadaşlar? Dinamometre ile. Dinamometre ile ölçülür. Bunu da nerede görüyorum? E'de. Newton, vektörel, dinamometre. 7'ye E dedikten sonra 8 yerini alır. 8 der ki verilen fiziksel niceliklerden löbröplöp hangileri hem skaler yani yönü yok arkadaşlar hem de türetilmiş bir büyüklüktür. Hacim. Arkadaşlar hacim dediğimizde mesela şu su 3 litre hangi yöne? Yönü yok ki. Vektörel olabilmesi için arkadaşlar yönü olması lazım. Peki türetilmiş midir? Türetilmiştir. Metre küp mesela. Hocam sadece metre kullanılmış. Arkadaşlar işte metreden türetilmiş. Metre çarpı metre çarpı metre. Litre de desimetre çarpı desimetre desimetre şeklinde. Türetilmiştir. Aynı zamanda skalerdir. Ağırlık arkadaşlar ağırlık skaler değildir. Çünkü ağırlığın bir yönü vardır. Hepimizin bir ağırlığı vardır. Dünyaya doğrudur. Yerin merkezine doğrudur. Bir yön bildirir. Skaler değildir. Ama türetilmiştir. İvme, sevgili arkadaşlar, türetilmiştir. Aynı zamanda yön bildirir. Hızlanan ya da hızı artan ya da hızı yavaşlayanlar için ivme kullanılabilir. Bir yön bildirir. Enerji, arkadaşlar, türetilmiştir. Ama hangi yöne doğru? Bir yönü yoktur. Enerji de arkadaşlar hem skalerdir hem de türetilmiştir. Joule birimi ya da bir önceki testte de gördük arkadaşlar. Kalori. Yok önceki testte görmedik değil mi? Burada gördük. Evet 6. soruda konuşmuştuk. Kuvvet arkadaşlar kuvvet artık kesinlikle vektöreldir. Çünkü bir yön bildirir. Bu durumda ne dedik? 1 ve 4 dedik. 1 ve 4'ü bakalım bu sefer görebilecek miyim? 8'de B'de gördüm arkadaşlar. 9'da devam ediyoruz. Verilen birimlerden hangisi hem türetilmiş hem de vektörel bir büyüklüğe aittir diyor. Sevgili arkadaşlar dikkat et türetilmiş olacak hem de vektörel olacak. Burada sevgili arkadaşlar metre bölü saniye kare az önce görmüştük, konuştuk. İvmedir arkadaşlar. İvme nedir? İvme hızdaki değişimdir. Hızımız metre bölü saniyedir. Zamanımız da saniyedir arkadaşlar. Metre bölü saniyeyi saniye bölersen metre bölü saniye kare çıkar ki bana hem yön bildirir arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür hem de türetilmiş bir büyüklüktür. Kilogram kütleydi zaten temel bir büyüklük. Newton bölü metre karede arkadaşlar basınçtır. Basınç skaler bir büyüklüktür. Bunu çoğu arkadaş karıştırabiliyor arkadaşlar. Basınç kuvveti ise bunu da şimdiden söylemiş olalım. Basınç kuvveti ise arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Bu durumda ne demiş olduk? 9'a Diyarbakır demiş olduk. 10'la devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminde kullanılan skaler bir büyüklüktür? Yani yön bildirmiyor. İvmenin bir yönü var. Hızın bir yönü var arkadaşlar. Hangi yöne? Evet. Ağırlığın bir yönü var. Hacim, konum. Arkadaşlar konumun da var. Konumun nereye göre? Değil mi? Hangi yöne doğru? Oysa hacmin yoktur arkadaşlar. Hacim bir skaler büyüklüktür. Bir yön bildirmez. Sadece bir nicelik bildirir. Ona da E'yi işaretledikten sonra 11 ile devam edelim. Özdeş birim karelerden oluşturulmuş yatay düzlem üzerinde KLMN vektörleri şekilde gibidir. Bu vektörler konusunu 11. sınıfta çok detaylı göreceksiniz arkadaşlar. Çok nefis, şahane bir konudur. Buna göre löblöplöp yargılarından hangileri doğrudur? Doğruya bakacağım. K ve M ve M vektörleri aynı yöndedir bakıyorum. K ve M evet ikisi de sağa doğru. Doğrultuları aynı arkadaşlar. Sağ derken aynı doğrultular aynı yönlüdür doğrudur. L ve N vektörleri zıt yönlüdür bakıyorum.
L aşağıya doğru, N yukarı doğru. Evet, zıt yönlüdür. K ile M'yi toplarsam diyor, bileşkesi 3 birim olur. Arkadaşlar bak, bu 1 birim sağa çekiyor. Bu 2 birim, toplarsam 3 birim yapar ki doğrudur. Ben bunun benzerini hem 2'de gördüm hem de 3. soruda gördüm. Benzer. Okla artık orada yapılanları simgeleştirmiş oluyor. 3'ü de doğrudur arkadaşlar. Alayına da doğru dedik. Geldim 12'ye. 12. şöyle sesleniyor bana 12. soru. Aşağıda verilen fiziksel nicelikler için yapılan eşleşme hangisi yanlış? Yanlışı arayacağım. Madde miktarı temel bir büyüklük müdür? Evet arkadaşlar, kısa muzdan biliyoruz değil mi? Kısa muz. İşte bu kısa muzdaki M, madde miktarı. Enerji vektörel bir büyüklüktür. Çok üzgünüm. Enerji arkadaşlar birimi jüldür. Vektörel değil, skaler bir büyüklüktür. Doğru cevabı hemen bulduk. Diğerleri neden doğru? Bak, güç de öyledir. Güç birim zamanda yapılan iştir arkadaşlar. Enerji bölü saniyedir. Jul bölü saniyedir yani. Skaler bir büyüklüktür. Doğrudur. Hacim türetilmiş midir? Evet arkadaşlar, az önce konuştuk. Metreküp 3 tane metrenin çarpımıyla türetilmiştir. Basınç türetilmiş bir büyüklük müdür? Evet arkadaşlar. Newton bölü metre kare. Newton bölü metre kare arkadaşlar. Bakın, hem bir kuvvet var hem de alan var. Türetilmiş bir büyüklüktür. Dolayısıyla B'yi artık gönül rahatlığıyla söylemiş olduk. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.